Teşekkürler değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi'nde kadın, isyan ve şiiri konuşacağız. Üçü de birbiriyle çok bağlı varlıklar. Kadın, isyan ve şiir. Bugün Türkiye gerçekten isyanın şart olduğu koşulları yaşıyor. Yani işte yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, hırsızlıklar ayyuka çıkmış durumda. Ve buna çare arayacak, çözüm üretecek kurumlar yıkılmış durumda. Ve halk kendi çözümünü kendisi yaratmak için bütün gücünü seferber etmiş durumda. Ben öyle görüyorum. Bugün bunları konuşacağız. Üç kadın şair, yazar konuğumuz var. Ben kısaca ilkin onları size tanıtmak istiyorum. Semra Eren Nişar, bir sosyolog, bir yazar. Avrupa'nın ilk Türk Derneği kitabını yazdı yakın zamanlarda. Kıbrıslı Türklerin İngiltere'deki kurduğu bir derneği incelediniz. Ve yine bir Kıbrıslı şair Osman Türkay üzerine bir inceleme yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Aylin Yıldız genç bir şair. İlk şiir kitabı Küskün Mızıkayı 2012 yılında çıkarmış. Kapağında da bir balerin var, kırmızılı bir balerin. Geçen yılın da en önemli olayı Gezi olaylarında ilk kıvılcımı yakan kırmızılı kadının vakur, onurlu, direngen duruşuydu. Sanki sizin şiir kitabınızda bir paralellik kurdum ben. Evet, Küskün Mızıka. Ve yine Nalan Çelik. Nalan Çelik'in çok sayıda şiir kitabı ve inceleme kitapları var. Bir tanesi daha dün yayınlandı, Anlardan An itibariyle. Nalan Hanım, siz bu Anlardan An itibariyle Gezi'ye mi gönderme yapıyorsunuz? Evet. Çünkü Anlardan An itibariyle Gezi'yle güncellenmiş oldu. Yani hayatımıza girdi. Çünkü sürekli olarak birbirimize mesaj, Twitter, Facebook, cep telefonu, an itibariyle polisler şurada, an itibariyle işte tomalar burada, an itibariyle burada toplanalım. Böylece yaşamımıza girdi. Şimdi an itibariyle, yani bu Mart başı itibariyle kadın şiir isyanı konuşalım, bunu istiyorum. Ama önce aslında bu an en belirleyici olan şey paraları sıfırlama meseleleri değil mi? Evet. Kutulardan çıkan paralar, yatak odalarındaki para kasaları. Ben bugün 450 yıl önce doğmuş bir şairin bir şiiriyle bu para meselesini bir onunla başlayalım diyorum. Sonra devam edelim anları konuşmaya. Shakespeare, Atina'da Timon tragediyasında 1614'te, 13'te filan yazdığı söylenir. Ya da 1610 sıralarında yazdığı söylenir. Parayı anlatıyor. 400 yıl önce parayı anlatıyor. Ve Karl Marx Kapital'de parayı incelerken Kapital'e bu bölümü almıştır. Şimdi o bölümü okuyacağım değerli izleyiciler. Karl Marx'ın Kapital'e aldığı, Shakespeare'in parayı anlattığı. Bu olay şudur. Atinalı Timon ormanda aç sefil dolaşmaktadır. Yiyecek bir şey aramaktadır. Kazar ve orada bir altın bulur. Ve işte o altına Atinalı Timon şunları söyler. Parayı en iyi anlatan şiirlerden biridir bu. Onu okumak istiyorum şimdi. Diyor ki Atinalı Timon, altının bu kadarı karayı ak, çirkini güzel. Yanlışı doğru, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit etmeye yeter de artar bile. Niçin yaptınız bunu tanrılar? Nedir zorunuz? Bilmez olur musunuz ki bununla rahipleriniz, kullarınız elinizden alınabilir, imamlarınız elinizden alınabilir, pensilvanyalarınız elinizden alınabilir. Sapasağlam insanlar ölüm döşeklerine serilebilir. Bu sarı köle dinleri yıkar da, yapar da. Cehennemliği cennetlik eder. İğrenç düzamları sevdirir insana. Şimdi bu bölüm bugün anı anlatıyor, Türkiye'yi anlatıyor. Şöyle diyor Atinalı Timon. Hırsızları baş köşelere oturtup şanlar, şerefler, alkışlarla senatörler arasına sokar. Yıpranmış dullara koca bulduran budur. Hastaneyi çıbanlı hastaları tiksindiren kadına gül kokuları sürer. Nisan güneşleri getirir bu. Haydi git adı batası çamur. Seni bütün insanlığın ortak orospusu seni. Sen değil misin millet sürülerini birbirine düşüren? Doğadaki yerine sokayım yeniden seni. Evet, 400 yıl önceden para an itibariyle bugün anlatıyor. Kadın, isyan, şiir. Sizin bir de Şiir, Kadın, Saçlar diye bir kitabınız var. Saçlar da değil mi son 30 yılın Türkiye politikasında kadın saçı en önemli malzemelerden biri oldu. Evet, önce bir anlardan birkaç söz edeyim, sonra saça gelelim. Birkaç yıl önce Kadıköy'de
böyle işte kafe gibi, işte bar gibi yerler, sokakta oturulan yerlerde sigara içmeye dışarıya çıktım. İçeride içilmiyordu. Baktım iki tane çok güzel boylu postlu iki kız sarılmışlar, ağlıyorlar. Dedim yanlarına gittim, neden ağlıyorsunuz dedim. Şeydi, az önce de iki erkek türkü söyledi burada dedi. Biz söylemeye başlayınca, yani kadın sizi rahatsız eder, şimdi burada olay çıkar, lütfen buradan gidin demişler. Ben tabii onları yatıştırdım falan derken kitap imzaladım. Ve gece bana geç saat bir mesaj geldi. Şöyle yazmış kız, biz hikayesizleştirilmiş bir nesiliz. Ne çok hikayeniz var. Ve sonra aradan epey bir zamanlar, yıllar geçti. Gezi direnişi, 10. günü filan da bir mesaj. Artık benim de hikayem var. Ve yani kitabımı hikayesizleştirmeye çalışan kadınlara ve gençlere ve gezi direnişine adadım. Genellikle yani kadınlarla ilgili ve geziyle ilgili yazılar var. Şiir Kadın Saçları gelince o da bir inceleme kitabım. Tabii bütün kitap şiir kadın ve saçla ilgili değil. Farklı konular da var ama asıl konu kadının saçının rengine, kesilecek mi, uzatacak mı, röfleme yapılacak, kapatacak mı, kapatmayacak mı, her şey erkek karar veriyor. Hatta az önce Selma Hanım'la da dışarıda görüşünce, Selma Hanım yurt dışında çok yaşadığı için Türkiye'de bazı şeylerini yazık ki tabii kaçırma durumunda kalıyor. Ben diyor tam tersini düşünüyordum yani. Hani halbuki kadınların saçlarına erkekler karar veriyor. Her bakımdan, kesme, burada biraz, boyama. Nalan Hanım, burada biraz özgürlük var galiba. Saçlar gün ışığında. Bir de türbana işte, sarma meselesi. Kapama diyorum işte o için. Kapama, türban, yani tesettür, her şey. 7 yaşında kız çocuklarının kafasını kapatmak için eğitim sistemini değiştirdiler. Ne yazık ki. Yani onların hepsine erkek egemen bakış karar veriyor. Ve her gece de kadınlar katlediliyor televizyonlarda. Sanki trafik kazalarından hemen sonra sanki basit bir olay gibi katledilen kadınların haberi veriliyor. Onun için ben buna uygun bir şiir okumak istiyorum. Kadın isyan konumuzsa. Maviden yeşile yaşama tutunma mıydı Naci Girginsoy'la konuşmak kaleminle? Ah şimdi ben de böyle mi konuşmalıyım sessiz, kimsesiz sözcüklerle? Öyle yalnız, öyle suçluyum ki. Dert yansam dinler, yeni bir öykü yazar mısın? Yeşil otobüse binmeyeceksen üşümüş ıslak köpeği okşayıp sevemezsin durakta. Yasak. Mavisini yitirmiş olsa da Marmara'ya, adalara bakıp düş kurmak, hele şiir yazmak yasak. Yol ortasına durup topluca uçan kuşlara bakmak, yeryüzünü unutmuşlar arasında kimilerine göre delilik ya da devrim çağrısı. Yasak. Yasak gökyüzüne bakmak yasak. Özgür, güzel bir ülkede barış içinde yaşıyormuşuz ve sıkı yönetim yokmuş. Neden işaret parmakları sallanıyor sürekli yüzüm öfkeyle? Neden 12'den önce mutlaka evlerimizde olmalıymışız? Elden ele dolaşıyor, GBT'den geçiyor, kirlendikçe kirleniyor kimliğim. Ah kişiliğim. Dünyanın ilk sömürgesi kadınlar, sistemin verdiği silahlarla süresiz av mevsimine çıkmış erkeklerce bir bir vurulurken, darp izlerini taşıyan fotoğrafları gözlerimize asılırken hep suçluyum maviden yeşile. Hadi barış de, güzellik de, bu sözleri dedikleri için hapishaneler her gün dolarken özgürlük de, tutunayım maviden yeşile yaşama. Hadi de, hadi yaz, hadi diyelim yine de. Doğru. Evet, şiirin isyanını dile getirdiniz. Şimdi Aylin Hanım'la devam edelim. Küskün Mızıka'da mesela karanlıkta düş kurmayı seven Hatice'yi anlatıyorsunuz, işçi Hatice'yi. Şimdi önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve bu 8 Mart aslında Dünya Kadınlar Günü'ne dönüştü. Emekçi Kadınlar Günü olmaktan çıktı. Yani kadınlara bir günü verenler de emekçi kadınlar, sosyalist kadınlar. Yani bu günü ilan eden enternasyonelin üyesi sosyalist kadınlar. Siz ne diyeceksiniz? Yani kadının isyanında emekçi kadınların yeri nerede ve insanın eşitliğini sağlamakta, yani emekçi kadınlar ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? Hı hı. Şimdi kadın isyan ve şiir dedik. Şiir savaşımdan doğuyor. Çatışkılarımız, işte toplumdaki çatışkılar bir savaşıma dönüşüyor. Kadının da birçok sorunu var. En çok ezilen kadın. Siz programa girerken de söz ettiniz. İşte iktidarın, sistemin saldırısı kadına daha çok. İşte Gezi direnişi sırasında da kadınlar gözaltına alındığında tacize uğruyorlardı.
Ve kadının bir hem politik düşüncesine yönelik bir saldırı var, hem de kadınlığına yönelik bir saldırı vardı. Dolayısıyla şiir dendiğinde kadının sözü çok. Bu hem kadın şiir yazan kadın var, hem de şiirde kadının işlemek, bu şekilde işlemek, bunu göstermek çok önemli. Ben Kadınlar Sesleniyor da bir şiir okumak istiyorum. Hem bu özellikle kadının ezilmesi, onun hem politikasına hem kadınlığına olan saldırıya bir eleştiri olsun. Ya şimdi kadın ve şiiri konuşurken aslında çok kadın şair de yok, değil mi? Yani bir de tarihe gidersek aslında mesela şiirin ilk doğduğu, işte önce destanlar, sözlü anonim şeylerle başlıyor şiir. Ama bireysel şiir doğduğu zaman işte aklımıza şey geliyor, Hesiodos geliyor bir şair olarak. Homeros var ama Homeros anonim bir gelenek olduğu da söyleniyor Homeros'un. Yani tek bir şair kişiden çok bir geleneğin ürünü olduğu söyleniyor ama ilk duygusal, lirik, insanın ruhsallığına ilişkin şiirleri yazan bir kadın. Safo aklımıza geliyor değil mi? Safo. Yani aslında şiir de kadınla doğuyor ama sonra çok kadın şair tarih içinde yok. Bugün Türkiye'de de çok az kadın şair var. Siz ben de onların buna genç temsilcilerisiniz. Şey evet. Çok az kadın şair var dediniz. Şimdi toplumda kadının duygularını ve düşüncelerini dile getirmesi çok iyi karşılanmıyor. Yani kadın baskılanıyor. Dolayısıyla hani duygularını dile getirdiğinde bir utanması gerekiyormuş gibi, yani utanılması bir şey yapmış gibi öyle bir algı yaratılıyor. Buna da bağlanabilir çok az kadın şair olması da. Evet. Peki sizin şiirinizi paylaşalım biz izleyicilerimize. Kadınlar Sesleniyor. Duydum bir dinledim acıyı dillerde. Geçmişin çığlıkları geri döndü, yankısında ölüleri taşıyarak. Sayfalar birer kağıt parçası değil, genç bir kadın sayfalar. Bağırışını yüzüme vuruyor. Gözüme değiyor çürütülen etler. İşlemez kollar, bacaklar, çıplak, soğuğa değen memeler. Duyumsadım titriye titriye koparılan saçları, genç bir kadının kıvır kıvır yaşamın güzelliği saçları. Sığmaz oldu kadının sesleniş dolu sözcükleri, milyonların bilincine sıyrıldı sözcükler bir. Döne döne, çarpa çarpa bilmezlerin zihnine. Boş sayfaya bakın, bakın da öğrenin dediler dimdik duran kadınlar. Baktım, kir mi oradaki, büyüyen, yükselen, kir mi? Kokular sürünen, takım elbiseli, kolalı yakalı, kir mi o? Topak topak çürümüşlüğü taşıyan, ütülü pantolonlu, parlak ayakkabılı, kir mi o? Her gün tıraş olan, kir mi o? Üstün yetkili, kir mi? Topak topak, kir, kir, kir. Evet, ben Semra Hanım size söz vermek istiyorum. Yani şiirle girdik. İsterseniz siz bir toplum bilimci olarak olayın nedenlerine, kökenlerine inerek bir değerlendirme yapın. Sizin sanıyorum yakın bir zamanda bir yapıtınız da baskıda, tiyatro üzerine. Evet. Tiyatroyu nerede araştırdınız ve orada galiba kadın tiyatrocular, bir köyde tiyatro kurup tiyatro oynayan Arslanköylü kadınlarla evet. Falan da görüşmeler yaptınız. Evet. Orada yani kadın, köydeki kadın en zor koşullarda ekonomik açıdan nasıl böyle bir yaratıcı bir etkinliğe katılabildi? Şimdi Sadık Bey, önce o sorunuzu cevaplamadan önce bir şey eklemek istiyorum. Kadın şairler yok dediniz tarih içinde de ben ona hemen... Fazla değil dedim. Fazla yok değil, değil de değil. Yanlış anlaşılmasın. Fakat fazla çok değil işte. Evet. Ben öne çıkarılmadı diye ben not aldım söylediğinizde evet. Ben onun hemen karşısında kadın şairler hep oldu. Sanatta da kadın hep oldu. Heykeltıraş kadınlar oldu. Ressam kadınlar oldu, şair kadınlar oldu ama öne çıkamadı, çıkartılmadılar. Biraz önce Aylin Hanım'ın verdiği nedenlerden dolayıydı. Erkek egemenyasının ağırlığında olduğu için çıkarılmadı. Yani bunu başka bir günde tartışabiliriz. Onun ötesinde Nalan Hanım çok güzel başladı, kadın, şiir ve isyan. Ben tabii yurt dışında yaşayan bir sosyolog olarak da geldiğimde her zaman gözlemlediğimde kaçırdığımız noktalar oluyor fakat yine bu sefer geldiğimde de İsyandan bahsediyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce kadın sokakta öldürülüyor. Fakat maalesef kadınların bir isyanı olduğunu görmüyorum ben halen. Sokakta olsun, yazıda olsun ve bilimde de olsun. Yani çok doğalmış gibi gazeteleri açıyoruz. Her gün 3-4 yerde erkeğin katliamına uğramış kadınların hayatlarını okuyoruz. Bugün burada kadın şiir ve isyanı tartışıyoruz ama isyan yok sokakta. Türkiye bunu çok normalmiş gibi yaşıyor.
üzerine bir toz serpilmiş gibi yazıyor, yaşıyor ve kadının öldürmesi çok doğalmış gibi karşılaştırılıyor. Onlara değinmek istedim. Şimdi sorunuza gelince, evet, bütün bu çalışmaların içerisinde daha yayınlanmakta olacak bir kitap, Antiklik ya Köy Seyirlik Oyunları. Bu çalışmaya başlamamın nedeni, Kalkan'da tatil yaparken orada köy seyirlik oyunlarıyla tanışmış olmam oldu. Orada bir sosyolog olarak benim dikkatimi çeken, gece gündüz 45 derece tarlada çalışıp akşamları tiyatroya olan insanların sevdalarına bir ışık tutmak oldu. Ve en çok da dikkatimi çeken kadınların özellikle yoğunlukta olmuş olmalarıydı. Biraz önce de söylediğiniz gibi neden kadının özellikle oradaki kadınların, toprağa bağlı olan, doğaya bağlı olan kadınların bir şekilde erkeğe eşit olarak yapmak istediklerinin yanında dışarı çıkarmış olmaları, yapmak istediklerini ortaya koymuş olmaları. Bu şekilde ben örneğin Akdeniz bölgesini ülkenin diğer bölgeleriyle karşılaştırdığımda kadının erkeğin yanında ve önde gitmiş olduğunu gördüm. Karadeniz'in bazı yerlerinde de var o. Bartın'da filan mesela. Var, fakat çalışma da çok önemlidir tabii. Örneğin biraz önce Aslanköy'ü sordunuz. Aslanköy bunlardan bir tanesi. Mersinli kadınlar grubu. Yaptığı röportajlarda örneğin kadın hep şunu söylemiştir. Tabii ki erkek beni destekleyecek. Tabii ki erkek benim arkamda yürüyecek. Tabii ki erkek benim tiyatroma destek verecektir. Bunu örneğin biraz önce yine dışarıda konuşurken, sohbet ederken dile getirdik. İstanbul'da bunu duymayabiliyoruz. Eğitimli, entelektüel, aydın, erkeğin yanında olan bir kadından. Fakat Anadolu kökenli olan kadınlarda bunu daha öne çıkmış olduğunu görebiliyoruz. Bunu tabii kadının isyanı diyebilir miyiz bilmiyorum. Yaptığım çalışmalarda özellikle demokrasinin doğmuş olduğu topraklar, Likya toprağı, Anadolu toprağı olduğu için bence orada kalıtımsal olarak da bir şeyler var. Buradaki insanlarla karşılaştırıldığında, DNA ile karşılaştırıldığında söyleyeyim. Evet, o kökleri o gelenekten geliyor diyorsunuz. Şimdi oraya gidince antik tiyatroya gidersek, aslında antik tiyatroda bir şiirdi. Yani Sofokles'in yazdığı bir şiirdi, Askilos'un yazdığı bir şiirdi. Mesela orada da çok ilginç baş kaldıran kadın, isyancı kadınlar var. Medea var mesela, o erkek egemenliğe karşı Medea. Antik çağda bir isyan ediyor. Yani ve daha önemlisi Aristofanes'in bir oyunu var. Kadınlar Meclisi diye. Kadınlar meclisi ele geçiriyorlar ve bir toplum, yasalar çıkarmaya başlıyorlar. Ve orada Aristofanes aslında kadınlarla alay etmek için yazıyor onu, ama orada ilginç bir bakış açısı çıkıyor. Daha eşitlikçi, daha kucaklayıcı, barışçı, uzlaşmacı bir toplum görüşü var. Yani genel olarak kadınlar, yani mitolojide de evrenin, dünyanın kurucu unsurlarından dişil öge, kadın, yaratıcı, doğurgan kadın nasıl tanımlandı ve kadın bu merkezi yerini aşama aşama nasıl kaybetti? Bunun şiirlerde izlerini bulabiliyor muyuz? Yani kapitalist sistem, bu sanayi devriminden sonra kapitalist sistemin çok hızlı bir şekilde dünyayı, doğayı ve insanı tüketmesi işine gelir. Yani kadının, çünkü kadını bir aşağı bir köle, genci ve çocuk işçiyi daha bir aşağı köle olarak kullanacak. Bu işine geldi yani. Bir de o iş bölümü, bir zamandaki o iş bölümüyle erkeğin avlanması dışarıda ve yani erkek akrabası, erkeklerle birlikte arkadaşlarıyla dışarıda olması, kadını evde bırakması kadını yalnızlaştırdı yani, evinde, işinde. Ama erkekler şu bugün bile yani entelim, dantelim, işte ben çok akıllıyım, bir sürü kitabım var diyen erkeklerin arasında oturduğunuzda şöyle bir şey var. Yani siz de yazmışsınız, etmişsiniz, akıllı, bilgili bir kadınsınız. Erkekler hep birbirlerine bakarak konuşurlar. Aslında kadına beğendirmeye çalışıyorlardır kendileri. Bütün dertleri kadındır, ama burada şunu derler. Senin hani masamıza iliştin sen yani. Ne kadar akıllı olursan, yazarsan yaz, iliştin biz. Te o avlanma döneminde hayvanı gördüğümüzde birbirimize nasıl işaretleşiyorsak şu anda da yine aynı işareti yapıyoruz. Siz yine köle ve aşağıdasınız. Hocam ben ara derim, bana bakın ya, ben varım burada filan derim hatırlatmak için. Ha pardon filan derler. Onun için yani kapitalistler için biz bir köleyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, işte sokaklarda küçücük çocuk işçiler var, çalıştıran çocuk işçiler var. Çocuk, kadın işçiler var. Yani daha da başka türlü işlerde de çalıştıranlar var.
O yüzden kapitalist sistemin işine geldi yani bu. Bir de kapitalist sistemde yani kadın bedeni metalaştırıldı. Özellikle reklam sektörü, pazarlama, tanıtım. Yani kadın bedeni sadece yani bir cinsel nesne olarak kullanılmaktan öte imge olarak da kullanıldı. Yani Aydın Hanım, siz evet, bu konuda ne diyeceksiniz? Önemli bir konuya değindiniz. Kadın metalaştırıldı kapitalist sistemde. Bununla birlikte kimi şair ve yazarlar da yapıtlarında ne yazık ki bu metalaştırılan kadını işlediler. Yani orada kadın insani bir açıdan işlenmiyor da bir nesne, bir cinsel bir obje olarak işlendi. Şimdi bu doğal değil aslında. Biz bunu çok kanıksadık sanıyorum. Ancak kadın bu değil. Hani kadını ileri dönük işlemek gerekiyor. Hani ilerletici bir şey, aydınlatıcı bir biçimde işlemek gerekiyor kadını. Evet. Yani bu paranın egemenliğine isyan etmeyen edebiyat da, şiir de evet, bu nesneleştirmeye, bu metalaştırmaya katkı sunuyor ve bunu besliyor. Sizin bu konuda, sizin edebiyat üzerine çalışmalarınız var. Bu konuda gözlemleriniz var mı? Yani evet, arkadaşların dediklerine ek olarak söyleyebileceğim, tarih boyunca da hep bir egemen bakışın ağırlıklı oldu. Bu kapitalist sistemde de öyledir, doğu sisteminde de öyledir, bir değişiklik yoktur. Örneğin bariz bir örnek verilecekse, örneğin İstanbul'u hep erkek gözüyle anlatırlar, bir kadın olduğu söylenir. Evet. Yani biz bir tartışmamızda, bir edebiyat tartışmamızda kadınlarla yani İstanbul'u nasıl tanımlıyoruz veya Berlin'i nasıl tanımlıyoruz cinsiyeti eğer ayıracaksak. Birçoğu hayır, İstanbul kadındır. Çünkü erkekler yazdığı için, erkekler değerlendirdiği için. Fakat kadınların bir kısmı da orada bölündü ama birçok kadın da hayır ben onu erkek olarak da görebilirim diyebiliyor. Bu bağlamda o biraz önce söylediğimiz konular çerçevesinde erkek egemen kültürün kapitalist sistemle birlikte daha pekinleştiğini ve bunun da edebiyata, sanata yansıdığını görüyoruz. Bunun karşısına tabii ne koyabiliriz veya nasıl çıkabiliriz? Hani şiirle birlikte sanat isyanda cevap verebilir mi? Evet. Biraz önce Aylin arkadaşımız dedi ki görülmesi gerekiyor. Görülmesi gereken dediği zaman biz kadınlar da mı aynı şekilde görüyoruz? Yoksa o görevi tekrardan erkeklere mi veriyoruz? Yani biz önce aslında bu konunun içinde olan diğer cins, kadın cinsi olarak da o görevi de üzerimize almamız lazım. Nalan Hanım'ın söylediği gibi eğer karşıdaki erkek gözümün içine bakmadan konuşuyorsa bunu dile getirmek lazım veya sesini yükselttiği zaman da sesi yükselterek erkek egemen kültürün vermiş olduğu bir cevapla da verebiliriz. Yani söylediğiniz ne şekilde artık yanıtlayabiliriz ama ben sosyolog olarak da biraz daha farklı açılardan baktığım için daha da negatif görebiliyorum. Hani edebiyat da bazen bu konu içerisinde de çok negatif görünebiliyor. Yani kadın ve erkeğin eşitlik mücadelesi, biz sosyalist olarak baktığımızda bu el ele verilmelidir ve asıl toplumdaki eşitsizliğin kaynağına, yani sömürü ilişkilerine, üretim ilişkilerine, sömürü ilişkilerine yönelmelidir. Ama bir de ayrıca kültürde farkında olmadan üretilen kadın erkek eşitsizliği sorunları var ve edebiyat buna çanak tutuyor. Bazı açılardan çanak tutuyor. Peki yani bu gezi, şimdi Semra Hanım dedi ki kadınlar öldürülüyor ama buna yeterince isyan yok. Aslında isyan var ama şöyle, toplumların da her anda isyan etmeleri mümkün değil. Zaten o isyan olmaz her an edersin. Bir birikme, bir mayalanma ve bir patlama, bir çıkış arayışı ve zaten isyanın da bir devrime dönüşmesi çözüm getirir. Yoksa isyan kaldığı sürece, yani bir iktidar, işte o kadınlar meclisi gibi, yani bir yasalarla düzene kavuşturmuş yeni bir toplum temelinde bir devrim ve ayaklanma olmazsa zaten çözümsüz kalır. Ben şunu ama sormak istiyorum. Gezi ayaklanması, isyanı, ne diyersek diyelim, direnişi, olağanüstü bir çeşitlilik vardı, bir yaratıcılık vardı. Genç, kadın, her kuşaktan insan ve özellikle de ön planda kadınlar. Yani siz bunu nasıl anlatıyorsunuz? Yani bu eşitsizlik kavgasında en çok ezilen, horlanan kadınların bir şeyi miydi, çıkışı mıydı bu? Nalan Hanım, siz bu konuda şimdi, bir şey söyleyecek. Kadın değişti tabii ki. Yani geriye doğru giden kadınlar var. Hani deniyor şu anda başbakanımızın dediği, işte benim seçmenim, onun seçmeni falan diye. Onun seçmenin de giysi olarak bir gerileme ama maddi olarak bir ilerleme var.
Ama diğer %50 kesimde de şu var ki kadın o acılık kuşak zamanındaki bir zamanların hani solcu dendiğinde annelerin, babaların, akrabaların, arkadaşların kaçtığı, hani eyvah yani hiç onu tanımıyoruz diye davrandı. Kadın yok artık. Kadın bir tane çocuk doğuruyor. Ne yazık ki istenildiği gibi 3 ya da 5 olmuyor da onu düzgün yetiştireyim diyor. Aydın yetiştireyim diyor. El bebek, gül bebek yetiştiriyor. Bir tane zorlukla bir çocuğu ve her zaman da yanında dururum diyor. Gezi Parkı anlamı şu an. Kadın değişti. Ben solcuydu, yok direnişçiydi, çapulcuydu. Oğlumdan utanmam. Yanında dururum. Kadının değişimi. Onun için de kadın orada isyan etti. Gençlerin yanında durdu. Tabii ki bu halkın her birinin, farklı kesimlerinin yeter artık dediği bir toplaşma anıydı. Kadındı, lezbiyendi, gaydi, işte ne bileyim ev kadınıydı, çocuk işçiydi. Hepsinin birleştiği, gençlerin, üniversite harçlarıydı, her şey için. Yani öyle bir şey ki bir zamanlar bu füze kalkanı protestosu yapılırken eğer birazcık Türkiye olarak biraz daha dikkatli baksaydık o gençlere, onlar böyle küçük gruplar, 5'li 10'lu, işte Ankara, Hopa, Çanakkale, bütün her yerde füze kalkanı için direnişler yaptılar. Ama hiç kimse masal gibi dinledi. Halbuki orada yine gençler bizim için gaz yiyordu, cop yiyordu, su yerde sürükleniyordu. O yüzden yani kadının ve gencin en çok olduğu ve göbekli erkeklerin de fotoğraf çekmek için geldi. Şöyle bir bakayım ne oluyor, ben de gitmiş bulunayım dediği bir direniş diye görüyorum yani. Tabii tamamen genelleme yapmayayım erkekleri, evet. Ama yani çoğunlukta öyle görüyorum. Bir geleyim bakayım ne oluyor şu gezide diye bir fotoğraf da ben çektireyim. Öyle bir şey var. Peki ben şuraya gelmek istiyorum. Tamam bunlar var. Toplumun dinamik kesimleri arasında kadınlar, gençler direniyorlar, isyan ediyorlar. Bir de şu var, otobüslerde falan görüyoruz. Kadınlar kitap okuyorlar. Metrolarda kitap okuyorlar. Daha çok kadınlar. Peki nitelikli şeyler okuyorlar mı kadınlar? Yani bir de bestseller diye bir mekanizma yaratıldı Türkiye'de son 20 yıldır, 30 yıldır. Yayınlarda bir tekelleşme, ticarileşme ve kar potansiyeli. Aylin Hanım siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani kadınlar sizin yazdığınız gerçekçi şiiri okuyor mu? Kendisini orada bulup kendisini geliştirebiliyor mu? O edebiyatla içli dışlı bir kadın okur var mı? Ne yazık ki sistem buna çok izin vermiyor. Şimdi dediğiniz gibi popüler olan ya da o bestseller dediklerimiz, işte tanıtımı çok yapılan, çokça reklamlar, röportajlar yapılanların yapıtları ön planda oluyor. Okur da bunları görüyor ve bunları satın alıp okuyor. Oysa aslında okudukları şey, o içerik ona karşı. Asıl ona isyan etmesi, evet, gerekmiyor mu? Yani bu adını verelim mi? Ahmet Altan diye bir yazar diye diyelim, oturuyor yazıyor. Ben son kitabını okudum Büyük İşkenceler Çekerek. Mesela orada kadını az önce sözünü ettiğimiz tamamen bir nesneleştirme, bir araç olarak görme. Hatta şeyde, cinsel ilişkide, aşkta her şeyde bu var. Buna isyan etmiyor. O kadının elinde okuyorlar böyle. Hatta birbirine tavsiye ediyorlar. Ne diyorsunuz buna? İşte bunun doğal olduğunu düşünüyor. Çünkü hani bizim dediğimiz o eleştirel, toplumsal gerçekçi edebiyatta karşılaşması engelleniyor bu kişinin, okurun. Hani bir karşılaşsa, görse belki daha farklı şeyler arayacak, daha farklı yapıtlar arayacak. Hani bu belki gazeteler, televizyonlarla birlikte, seminerlerle birlikte olabilecek bir şey. Ancak medyada daha çok sermayenin elinde olduğu için ne yazık ki bu bestsellerin tanıtımı yapılıyor. Düş kurduruyorlar kadınlara. Ya da erkeklere, hani ipek çarşaflar, ipek masa örtüleri, işte şaraplar, kaliteli şaraplar, pamuk gibi kadınların elleri. Sanki bir tek sorun aşk kalmış, hiçbir dünyada sorun olmamış gibi Türkiye'nin ya da dünyanın %5'ini anlatan şeyler Ahmet Altan'ın. Ve Ahmet Altan için de şöyle söyleniyor, kadınları en iyi yazan hani diye bir laf da ediyorlar. Orada kadının kafası şöyle bir şey, hani Milli Piyango'dan para çıkarsa diye. Hani düşleriz ya, kadın da belki bir gün ben de o ipek çarşaflar, o masalar, o şaraplar diye bilincini... Yani bu bir oyalayıcı edebiyat. Düş, evet, kurduran yani bir edebiyat. Semra Hanım, siz yurt dışında yaşıyorsunuz, İngiltere'de. Orada da bu tür kitaplar değil mi? Okunmuyor mu revaçta? İşte Green'in bilmem kaç tonu diye tamamen kadının bir cinsel objeye dönüştüğü eserler. Gözlemleriniz neler bu konuda? Okunuyor tabii ki, orada da okunuyor. Tabii kadın bu kitapları okuyor mu, okumuyor mu, ne kadar okuyor? Öncelikle şöyle soralım, Türkiye'de kitap okunuyor mu? Türkiye'de edebiyat okunuyor mu? Çok yok, kitap dünya, okunuyor ama yok, iyi edebiyat mı, onu hayır, tartışalım. Dünya geneline baktığımızda Türkiye okumayı hiç okumuyor. Yani şimdi bu aynadan bakalım önce, buradan değerlendirelim. Hiç okumuyor. Şu anda en çok okunan
okuyan ülke Japonya. Biz çok 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 altlardayız. Hatta son istatistiklere göre Bangladeş'in altına düşmüş durumdayız okuma düzeyinde. Yalnız şurada bir şey söyleyeyim. Kitap üretimi ve satışında dünyada 12. filanız. Onu söyleyeyim yani. Kitap üretilir ama okunuyor mu? Alınır, koyulur süs olarak ki bizim zaten kültürümüzde yaygındır. Herkesin bir kütüphanesi olsun, masa da olsun. Son dönem zaten dekor, iç dekor firmalarının hep kullandığı objedir kitap. Evet. Bizde kitap okunmuyor. Önce bunun altını çizelim. Ondan sonra kadının okuması, evet, eğitim düzeyine bakmamız lazım. Yani Türkiye'deki şu anda kadının eğitim düzeyi nedir? Yaş oranına bölmemiz lazım. Çok genç bir nüfus var şu anda Türkiye'de, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda da. O bağlamda da kaliteli okumayı da ona göre değerlendirmemiz lazım. Sizin söylediğiniz, verdiğiniz kitap örneğin rekorlar kırdı İngiltere'de. Artık evet. Onun tabii sinemaya aktarımı olduğu seminerler vesaire halen de satılıyor. Ama bunun yanı sıra ciddi okuyan kadın kitlesi var. Burada da olduğu gibi. Ama burada öncelikle şu anda giden eğitim sisteminde de kadın ne kadar okumaya yönlendiriliyor? Yönlendirilirken de kendisi ne kadar kitabı seçebiliyor? Yani farklı bir şekilde de bakmamız gerekiyor. Yoksa evet, ben de yani şu anda gözlüyorum, daha çok kitap okunuyor. Metrolarda, tramvaylarda veya otobüslerde. Ama genel olarak okumayan bir halkız. Hiç okumuyoruz. Evet. Biraz peki, tabii ben tabloyu biraz karamsar koyuyorum ama çünkü şunu da söyleyeyim. Yine biraz önce dışarıda konuştuk da ben çok sık gidip geliyorum Türkiye'ye. Yani burada her şey çok hızlı değişiyor ve değişimin içinde farkında olan insanlar bile değişmediğini sanabiliyor. Örneğin ben geldiğim zaman karşımda görebiliyorum değişimi çok hızlı bir şekilde. Örneğin bu son 4-5 ay içerisinde Suriye'den gelenlerin, ilticacıların veya göçmenlerin sokaklarda yaşadığı, dilendiklerini bariz bir şekilde görebiliyorum. Fakat buradaki arkadaşlarımla görüp konuştuğum zaman, evet gelmişler zavallılar ne yapsınlar diyebiliyorlardı. Bunu en aydın insan da söyleyebiliyor. Gezi'den sonra peki kadınlarda bir değişme gördünüz mü? Kadınlarda değişme var. Biraz önce de analiz yapıldı. Kendine güvenen, daha başı dik. Evet, fakat zaten o sokağa dökülen kadın, Gezi Parkı'nda çocukların yanında olan kadınlar, bana sorarsanız özgüveni olan kadınlardı. Hani bir şekilde komşum gidiyor diye ben de çıkayım deyip giden kadınlar var ama zaten belirli bir kitle gitti. Onu zaten bir kenara koyuyoruz. Biz onu Avrupa'da da yaptık. Hani her yer direniş, her yer... Taksim diyerekten biz de sokaklara döküldük. Fakat evet, kadınlar bu işi götürdü. Çünkü örgütlenmeyi kadın çok iyi yapıyor. Çünkü evin içinde örgütlenmeyi yapan da kadındır. Dışişlere bakan erkektir, içişlere bakan kadındır. Bu nedenden dolayı da örgütlenmeyi en güzel yapan kadındır. Gezi Parkı'ndan sonra evet, maalesef Gezi Parkı'nın kalıntılarını ben göremiyorum. Hani biraz önce isyan dedik. Bu kadar kadının ölümünden sonra... Bir Gezi Parkı, kadın ölümünde de kadınların sokağa dökülmesi gerekiyordu. Bunu en eğitimsizinden, en eğitimli kadınına kadar ben bekliyorum. Fakat göremiyorum, bu şekilde ben soruyorum. Evet, Gezi Parkı bizi nereye getirdi? Gerçekten bir yere getirdi mi yoksa nostalji mi yaşayacağız? Bir Gezi Parkı oldu, bir kitle var ama şu anda ben göremiyorum o kitleyi. Peki, güzel, güzel bir soru. Ben şunu merak ediyorum. Yani bu isyan gerekliliğini dile getirecek şiirler yazalım Nalan Hanım. Yani... Şimdi çok önemli bir noktaya dikkat ediyor, çekiyor Semra Hanım. Yani sadece her alanda haksızlık ve her zaman haksızlıklar var. Şiirler ne kadar bu haksızlıkları insanlara götürüyorlar ve onların duyarlılıklarını biliyorlar, etkiliyorlar, aydınlanmasını ve bilinçlenmesini sağlıyorlar? Şiirle yanıt vereyim. Beyaz Berili'den gömlekli sopaya, gömlekli paladan gömlekli silaha, acılı toma suyundan gözü yaşlı gaz bombasına, tütsü de yakarmış yatağını terk eden gaz fişeği. Hiroşima bulutundan Roboski uçuşunu reyhanlı şaşırtmacasında beyaz. Yer canavarı, kar canavarı, işaret parmağı nöbetinde susturulmuş Van. Barışın rengini bozmuşlar. Tuz korumasına, yoğurt ölümsüzlüğünde ırkçılık. Bu millet büyüktür demiş Mutlular Adası'ndan birileri. Öyleyse bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Solüsyon, maske, kağıt, mendil üçlemesinde, baret, su, peynirli sandviç, şarj, akbil, al sana dünyanın 7 harikası. Çok şarjlı telefon, çok çok şarjlı fotoğraf makinesi, bağcıklı papuç, sırt çantası, artık saymayalım. Emekli matik, ücret matik, harçlık matik, şifre söylemeden, hakkını helal et demeden, an itibariyle salyalar sokakları sarmış, bulunduğunuz yerden çıkmayın. Öyleyse bu daha başlangıç.
mücadeleye devam. Medeni Yıldırım için 18 kez, Ali İsmail Korkmaz için 19, Mehmet Ayvalıtaş için 20, Abdullah Cömert için 22, Ahmet Atakan için 23, Ethem Sarısülük için 26 kez. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Uyan, uyan Berkin Elvan, uyan. Ahmet Ferit Gedik'in düşlediği parklar bizi bekliyor, bizi. Böyle. Çok güzel, çok güzel. Evet. Evet, isyanını hüznüne gizlemiş bir müzikanın ezgisini duyuyordum diyorsunuz Aylin Hanım. Evet. Siz ne diyorsunuz? Gezi'den sonra şiir. Şimdi ne dediniz? Kadın ve erkek eşitliği dediniz, aşk dediniz. Fakat hani kadınlar bakıyor, dizilere bakıyorlar ve oradan verilen bir şey var. İşte aşklar yaşanıyor, ayrılanlar oluyor, öldürülenler oluyor. Ve yapay bir aşk gösteriliyor ve sokakta da kadın ve erkek böyle yaşamak istiyor. Aslında olmayan bir şeyi, gerçek olmayan bir şeyi yaşamak istiyorlar. Ben de bir kadının aşkını okumak istiyorum. Evet. Güzel bir şey seni sevmek. Seninle olmak güzel. Seninle olmak, kendimi tanıyış, yeniden var olmanın tadı, sonsuz bir heyecan. Seni duyumsayabilmek güzel. Seni duyumsamak, incelikle dokunan bir yaşam, yüreğe işleyen bir şiir, itici bir güç ve belirsizliğinde hüzün. Seni düşleyebilmek güzel. Seni düşlemek, bir iç çatışması, birikip sonra dağılan öfke, tutkulu bir yaşam istenci. Evet, güzel bir şey seni sevmek. Evet, programımızın çok az süresi kaldı. Semra Hanım, siz de bu programdan çıkardığınız özeti sunarsanız bize. Evet, özet daha çok isyan, daha çok sokaklarda olma. Fakat ben küçük bir şeyle bağlamak istiyorum. Evet. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük şairi olmuş Osman Türkiye'yi de burada anmadan geçmek istemiyorum. Biraz önce siz de değindiniz. Kadın dedik, doğa dedik, bu işi yaparsa kadınlar yapacağız dedik. O anlamda da Osman Türkiye'nin kısa bir şiirini okumak evet. istiyorum suyla ilgili bir dörtlüğünü. Çünkü yaparsa kadınlar yapar demiştir o da devrime. Batık, su, su, su. Her yanım hep mermer akı, gök mavisi su. Gemiler geçer seni özlediğim ufuklardan. Gemiler sedefse mi, gemiler bu bu. Bir ayrı dünyadaydım, Atlantis'ten de yaşlı. Batmışım şu sulara, dağlar boyu. Burada kesiyorum. Osman Türkiye çünkü buradan anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü her zaman göçte olan kadının, göçte olan insanın, göçte olan Türklerin yanında olmuştur. Ben de tabii Avrupa'da yaşayan bir vatandaş olarak buraya gelmişken onun da sesini duyurmak istiyorum. Umarım bir daha gelişimde sokaklarda oluruz ve umarım 8 Mart Sevgililer Günü gibi erkeklerin kadınlara bir gül alıp bir çiçek verdiği bir gün olmaz. Evet, evet teşekkür ederim. Ne güzel yazmış Osman Türkay Suyu. Zaten bu iktidar kadınları, gençleri yok etmek istedi. Bir de sularımızı, doğamızı yok etmek istedi. Onları paraya çevirmek. Yani o evlerin altına kurulan, sıfırlanması gereken kasalara doldurmak istedi. Ama yıkılacak. Yani bu halkın isyanıyla, kadınların isyanıyla, gençlerin isyanıyla, şiirin isyanıyla yıkılacak. Çok teşekkür ederim Edebiyat Cephesi'ne katıldığınız için. Kadın şiir ve isyanı konuşmaya katkıda bulunduğunuz için. Değerli izleyiciler, ben kapatırken bir haber vermek istiyorum. Fırtına İkliminde kitabım çıktı benim. Ben hep burada uzun zamandır sizinle kitaplar üzerine, edebiyat üzerine konuşuyorum ve şuraya kitapları koyuyorum. İzniniz olursa kendi kitabımı da. Yani bu Gezi isyanının rüzgarını taşıyan bir kitap. Az önce okuduğunuz şiiri de edebiyat, noterler ve edebiyattan okuduğunuzu söylemediniz kendi kitabınızda. Evet, o ama Shakespeare'in tabii ödünç alınmış bir kitabıydı. Zaten burada ödünç alınmış yazarlarımız var. Bu ülkenin aydınlanmasına, kurtuluşuna katkıda bulunmuş yazarlarımız var. Ben onları anımsatmak istedim bu kitapta. Onu da benden duymuş olun. Başkasından duymuş olmayın. Bunu da duyurmuş olayım. Evet değerli izleyiciler. Kadın, şiir, isyan. Galiba Türkiye isyanı, şiiri, kadını, insanlığı daha çok konuşacak. Daha çok bütün bunları yok eden, tutsak eden, daha da önemlisi bütün bunları savunan insanlarımızı hapishanelere, silivrilere kapatan bu iktidardan kurtulmak için bunları çok konuşacak. Sokaklara çıkacak, örgütlenecek. En önemlisi de bu örgütlenmek. Ve tabii ki gerçeğin gereğini yerine getirmek için. Çünkü aslında Türkiye'nin gerçeği bu iktidardan kurtulmak ve özgürlüğe kavuşmak. Bu gerçeğin gereğini yerine getirmek için her şeyi yapacak. Şiir de, edebiyat da,
isyan da bu gerçek için, bu gerçeği daha iyi dönüştürmek için. Hepinize bu gerçek için iyi günler diliyorum.